Nəhayət gəlib Şamaxıya çatdıq. Şamaxı Cümə Məscidi. İlk Şamaxı deyərkən ağla gələn ilk isimlərdən, ilk adlardan biri də Şamaxının məşhur Cümə Məscididir. Bu məscid nələr görməyib, tarix, nə hansı tarixi yaşamayıb. İstanbuldan, İstanbul Azərbaycan Kültür Evindən Azərbaycana gələn dəyərli qonaqlarımızla birlikdə Şamaxıda məhz Şamaxı Cümə Məscidində ziyarətimizi davam etdiririk. Nasıl bulduğunuz məscidi? Çok güzel. Kaç yıllık demiştiniz buna? 1742, yani 1300 yıl önce. 1300 yıl önce. Ama sonra depremler olmuş. Zelzelede değerli biz. Burada dağılmış ve bir de 1918 yılında. Dışarıdaki parçalar ona ait o zaman. Evet, evet. Cuma Mescidini de ziyaret etmek kısmet oldu bizlere. 743 yılında inşa edilmiş bir mescit olduğunu öğreniyoruz. Benim daha önceki tarih bilgilerime göre şöyle bir geriye dönük düşündüğüm zaman Göktürklerden büyük Kültigi'nin, büyük komutan Kültigi'nin bu taraflara doğru olan seferlerinde, savaşlarında İslam ordularıyla karşılaştığına dair bir takım yazılar okumuştum. Demek ki o dönemlerde gelmişler ve hatta ordular çok değişik gelmiş. Bunlar kim? Bu nasıl bir millet? Nedir? Ne için savaşıyorlar? Diye kendi kendine yorum yapmaya çalışmış. O dönemde geldiklerini, inşa ettikleri tarihi bir mescit olduğu anlaşılıyor. Zaman içerisinde yıkılmış depremlerden ama tekrar tamir edilmiş ve orijinal haline döndürülmeye çalışılmış. Bize de gelip ziyaret etmek kısmet oldu. Teşekkür ediyorum. Benim anlatacaklarım, arkadaşım hepsini anlattı. Buraları görmekten çok mutlu oldum. Bugün Azerbaycan'da Cuma Mescidindeyiz. Bu artık gelmiş olduğumuz inanç merkezli yapılar içerisinde yine en güzel döşemeleriyle, motifleriyle, desenleriyle hem göze hem de manevi yönüyle ruhumuza hitap eden bir yer. Bu bize gösteriyor ki Azerbaycan hem tarihiyle, hem doğasıyla, hem de maneviyatıyla gerçekten gelinip görülmesi gereken bir yer. Teşekkür ederiz. Gördüğüm yerin altında. Evet, evet. Biraz namazhane, taharethane, hamam tam orada olmuş. Evet. Sonra o buyur yine şu büyüsü. Her şurada. O da toprağın altında kalmış. Sonradan çıkmış. 1918 yılda Mart'ta Ermeniler, Allah size lanet etsin, bu mescidi yandırıblar. 2000 nefer yakın insan yandı bunun içinde. Böyle. Bu gördüğünüz o en hündür yeri görürsün. En tepede. En tepede. Evet. Oradan topu koymuşlar. Evet. Ve gelen ahalini Stefan Lalayan, Allah lanet etsin ona, orada koymuş ve neylemiş? Rusların ordusuyla ikisi bir yerde bütün mescide kadar gelen insanlar ki var. Bunlar mescid Allah evidir. Burada evet. Hiç kime dokunmazlar, emin amanlar var burada diye. İnsanlar mescide sığındığı müddetçe
burada dəhşətli işlər görmüşlər, dəhşətli. Bu məsciddən başqa Şamaxı şəhərində 13 məscid yandırılmış. 17 martı, 18 martı bağlayan gecə. 1918, yəni 100 yıl öncə. 1918. Bəli. Erməni ermənilər burada Azəri türklərin qətliyam eləmişlər. Haradasa 8000 Şamaxı şəhərində 8601 nəfər Şamaxı şəhərində qətl olunmuş. 12000 nəfər ümumi Şamaxı qəzasında qətl olunmuş. Yəni bu ilçədə 12000 şəhid var. Yəni 1918 yılında. Məscidi yandırıblar, içəridə insanları yandırıblar, 2000 nəfərə yaxın insanı yandırıblar. Körpə uşaqları süngüyə keçirdirlər, üzr istəyirəm, hamilə qadınların qarnından uşaqları çıxartıb süngüyə keçirdirlər. Biz bunları hep duyduk. Bəli. Amma Türkiyədə, Van'da da öyle, Bəli. Camiyədə biz bunları hep duyduk. O Sadi Somuncuoğlu var ya, Sadi Somuncuoğlu eski meclis başkanı. Benim halamı dedi, camidə cayır cayır yakmışlar. Oğlanın gözünü çıxartıb, tavada qovurub anasına yedirmişlər burada. Ay, yox canım. Yaparlar, yaparlar. Amma kəndiləri də ki, soyqırım iddiası yapıyorlar. Yəni bir əslində soyqırım yapan kəndilər. Bu mənim dediklərim, bu elə belə havadan deyil. Ha. O hadisələr qətliyəm olandan sonra bir dövlət komissiyası yaradılmış. Komissiyon. Və bu olan olayları hamısını nə edirlər? Protokollaşdırıblar, aktlaşdırıblar və aktı yazanlar da qeyri-müsəlmanlar olur, ruslar olurdu. Sözləşmə yapılmış. Orijinalı mənim əlimdə var. Evraqları var yəni. Hə. Ona görə də bu belə. Sonra yəni Abbasilər dövründə inşa olunmuş məsciddir. Hicri 123, miladi 743. Qafqazın ikinci məsciddir. 720-də Dərbənddə tikilibdir, inşa olunubdur. 743-də burada 3 il fərq var. Oraya buranı. Və elhamdülillah 5 vaxt azan oxunur. Allah Cənab Prezidentdən razı olsun. Allahın izni ilə inşallah 2010-cu ildə məlum sərəncamla Allahın izni ilə inşallah bu məscid yenidən inşa olundu, bərpa olundu. Və Allahın izni ilə şükürlər olsun, Allah dövlətimizə yardımcı olsun, şükürlər olsun Allahın dövlətimizə ki, dövlətimiz gücündür, qüvvətlidir. Bu gördüyünüz gözəlliyi əksinlər, dövlətimiz inşallah şübəsəndir, inşallah Cənab Prezidentdən razı olsun. Allah rəhmət eləsin Xəqanını. Xəqanı rəhmətli deyir ki, Şirvanı vəsf eləyir. Şirvanşahların 1001 bir dövlətçilik tarixi var. 1001 il dövlət. 1001 il. 3 dəfə dalbadal böyük zəlzələ oldu burada, təprəm oldu. 1856, 1859, 1902-ci il təprəmlərindən sonra baş şəhər olaraq Şamaxı idi. O zəlzələlərdən sonra Bakıya sürdülər. Çünki bura bir seismik bir yer. O vaxta qədər Azərbaycanın baş kəndi olub. Bura, bəli. Şamaxının 3500 il. Şamaxı Gəncədən öncə, yəni xanlıq dönəmi. Xeyr, bir də Şamaxı Şirvandır bura. Şamaxının 3500 il bir şəhər tarixi var. Ayağının sübutu odur. Kanalizasiya bu günlərdə işləyir, kanalizasiya. Neçə əsrlərdir. Hələ gedir, heç kim bilmir. Hələ də bir günlər tapıb, bəlkə qardadır. 3500 il Şamaxının bir şəhər tarixi var. Nadir Şah eşitmişsiniz mi? Nadir Şah gəldi, bir ara buranı yandırdı, yağmaladı, məhv elədi, istədi ki, Şamaxını dağılsın, mümkün deyil. Rəhmətli Xəqani deyir ki, Allah ona rəhmət eləsin, deyir Şirvan ki, var, hər cəhətdən ülviyyətin anasıdır. Səhər çağı əsən yeri dərdlərimin dəvasıdır. Allah rəhmət eləsin, deyir Bağdatı da saxlayan, sənin bolluca nimətlərindir, Şamaxının, Şirvanın. Ona görə də bu məmləkət çox qədim bir məmləkət və bu məmləkətin hər bir daşının altında canlı bir tarix yatırdı. Canlı bir tarix və Allahın izniyle bilirsiniz də, bura sadəcə bir məscid olmayıbdır, ha. Bura bilirsiniz, dünya İpək yolunun üstündə yerləşir. Tövlükdə bura bir kompleks olubdur, burada kervansaraylar olubdur, burada bazar olubdur, burada
Dumas onu yazır ki, Alexander Dumas, Fransız alimi bilirsiniz, seyyah. Dumas. 1859-cu il təpremində Dumas olub Şamaxıda. 1858-də gəlib Azərbaycana, Şirvana. 1859-cu il təpremində olub. Yazır. Yazır ki, Şamaxı Şəhər Cümə Məscidinin akademiyası da, yəni bu hücrələrdə dünya elmlərinin ən son nailiyyətləri, astronomiya, həndəsə, algebranın ən son nailiyyətləri tədris olunurdu Şamaxıda, bu mədrəsədə. Ona görə də bura bir, buyurun içəri, indi bu məscidin bir özəlliyi var. Məscid, dedim, seismik bir yerdir bura. Məscid özü özündən zəlzələ olanda gərilib açıla bilir. Yıkılmayacaq. Buyurun. 6 metre bu yeni tikilib. Bu sütundan belə bu tam köhnə əski. Bu eski süt. Bəli, bu eski sütun, eski sütun. Tam içəri. Burada bir dənə təzə patalıq var. Tavan. Bax, mən dedim ki, bu seismik yerlər olduğuna görə gərilib açıla bilir. Necə gəlir? Baxın, bu dəmirləri görürsünüz mü? Ta bu növrədə bu biri dirilir, bağlaya, sonda o yivlərdə tamamdır, görürsünüz mü? Bu öz-özünün açılır. Öz-özünün açılır. Depremlər olur ki. Açılır, bağlanabilir. Vay be! Yanığın da əlaməti görürsünüz, yuxarıda daşları görürsünüz, daşların qırmızılığını görürsünüz, yuxarıda görürsünüz, tam necə görürsünüz orada. Hə, qırmızılıq. Qırmızılıq, gördünüz mü? Daşlar yanıb əhəyləşir. Hacı, bu 1902-ci ildə dağılan yerindən, bunlar 1902-ci ildə dağılan yerlərdən də bu daşlar, hə? Bu daşlar ki var, o 1902-ci ildə ki, o dağılmışdı, onun çoxsını dikdilər öz yerinə. Özəl eyni. Ama sonra yandırdılar. Sonra yanıq görkədə. Onlar yanıq yer. Onlar yanıqlar. Onlar yanıqlardı və Allah Cənab Prezidenti ömür versin. Burada qoymadı bir dənə əlavə bir ağardıcı bir maddədən istifadə olsun. Rəssam 5 il bu daşların üstündə adlı balaca o boyda bir kisdən işləyirdi. Başqa heç bir şey. Necə olurdu sanırım? Heç bir əlavə sütunlara əl qoyulur. Heç bir sütunlara. Bir dənə o orta mehrab ki var. Bu mehrab əlavə inşallah. Şeylər çox güzəl. Bəzənibdir. Qala öz yerindədir. Hər bir şey. Keçə bilirsiniz. Bir problem yoxdur. Buyurun. Buyurun, keçə bilirsiniz. Bir dənə özəlləcə özəlləcədir. Hər bir məsciddə bir mihrab olur, deyil mi? Evet. Burada üç mihrab var, gördünüz mü? Evet. Bir. Mihrab. Bu var. Bunun anlamı ne? Anlamı, bütün məzhəblər bir yerdə, bir çatı altında ibadət edeyim. Bölünmə yoxdur Şirvanda. Məzhəb yani? Məzhəb Şiə, Sünni, Hənəfi, Şafi, Maliki. Bir kimsə bölünməz burada. Sabah cümə günü inşallah, gəl bax. Hamı bir yerdə cümə namazı. Ahsan. Öyle olmaz. Halaldı. Aslı da o. Aslı da o. Efsuslar olsun ki buradan başka bir yerde yoktu. Bu da bir numunedir. Evet. Şamaxı da bir numunedir. Bu da bir toleranttır. Bu da indi deyirler, Avrupa indi ayrılıp diye tolerant multikultural. Gel, örgəncinin multikulturalı buradan. Toleranttır buradan. Gör ki, Müslüman tansı sifatda olur. Yalandan şeytan şəkilinə girip dünya meydan oxumağa dönüyor. Valla sen insanlık dersin. Çok güzel bir örnek ama. Biz Hacı'ya teşekkür edeyek. Hacı çok değerli bir adam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Razı olsun. Var olun. Benim. Biz Şirvan'a bir yarım saat önce gelip çattık ki birinci Cuma Mescidinden başladık. Maşallah. Sonra inşallah Risathane'ye gideceğiz. O da bu Şirvan'ın çok özel bir yeridir. Ve sabah Sabir'i ziyaret edeceğiz mezarın. Yedi Gümbez'i ziyaret edeceğiz. Yedi Gümbez'i gideceğiz ziyaret edeceğiz inşallah. Bir de şehir merkezine bir dostlar siz görürsünüz. Bilirsiniz mi? Şeyh Yahya Şirvani, Halveti Tariqatın banisi, Şirvanlı da Şamaxılıdır. Şirvan Şahlar sarayının içindedir mezarı. Ben oradadır. Orada, orada bir sürü gün gelecek. Onun dedesinin mezarı ve yedi kümbez, asıl yedi kümbez Kəlaxanı kəndindədir. O
oradadır. Şeyh Yahya Şirvani Hazretlerinin, Ömer Halveti Hazretleri burada, Avakıl kendi var, oradadır. Allah razı olsun. Sağ ol Hacı. Rabbi teşekkürler. Var ol. Dua yazmış değil mi? Pardon. Bu hayatı kürsü. Var. Şubat Bey, esas bir şey bir anlamadım da ben. Bu bütün mezheplerin burada kılması gerektirir şey bu şeyler mi? Ama üç mihrab var burada. İşte bir, iki, bu da üç. Ha, üç mihrab. Üç mihrab o esas mezheplerin gelip buraya bir araya gelmesi. Yıkışallar. Her öz mihrabı. Üç tane mihrab olması. Ama bir çatı. Bir çatı altında bir imamın arkasında ibadet ediyor. Bu da bir İslam'ı birlik bir mesajı. Çok önemli bir mesaj. Yani, çok sağ olun Hacı. Seni nece anmayım, ateşine yanmayım. Seni nece anmayım, ateşine yanmayım. Kütürevi ile Azerbaycan'a gelen konaklarımız hal-hazırda Şamaxı Rəsədxanasındadırlar. Az önce bak bu gördüğümüz cihazla ayı seyrettiler ve indi ise həmin cihazın seyretme cihazının vasıtasıyla Jüpiter planetini izleyecekler. O vaxt ki SSR Dövlətlər Birliği məsələ qaldırmışdı, dünyada bir böyük teleskop vardı. İstədilər ki, belə bir teleskopdan SSR ərazisində də olsun. Bu məqsəddən 53-cü ildən 59-cu ilə qədər SSR dövlətlərinə ekspedisiyalar təşkil olundu ki, ən yaxşı coğrafi nöqtə seçilsin, orada böyük teleskop yerləşdirmək mümkün olsun. 6 illik tədqiqatın nəticəsi olaraq iki ən yaxşı yer seçildi SSR məkanında, ikisi də Azərbaycanda. Biri Şuşada, bir de Bakı Pirqulu ərazisində. Şuşa Bakıdan çox uzaq olduğuna görə və seçilmiş o coğrafi nöqtəyə yol problemi olduğuna görə nəzərə aldılar ki, məhz bu Pirqulu ərazisində tikilsin. Evet, bugün Şamaxıda Pirqulu Rəsədxanasında konakladık və gecə də teleskopla ayın yüzeyini, Jüpiteri və Satürn gezegenini izleme şansına sahip olduk, gözlemleme şansına sahip olduk. Sabahtır ve buranın doğasındaki o harika enerjisi ve de temiz havası sanki bizi farklı bir dünyaya götürmüş gibi oldu. Şu anda Şamaxı merkeze doğru yol almaktayız. Güzel bir dinlenmiş halde. Orada da Mirza Ekber Sabir'in mezarını ziyaret edip Bakü'ye yol alacağız. Başına dolanayım lalanı bulmağına, Kız Galası dağına, mehri salmış Şamaxı, heyran olmuş Şamaxı, kuvvet almış Şamaxı, Şamaxı'ya Şamaxı, mehri salmış Şamaxı, heyran olmuş Şamaxı, kuvvet almış Şamaxı, Şamaxı'ya Şamaxı. Bayrağına ahır
gedir. Bura Sabir'in mezarıdır. Ruhu şad olsun. İstanbul Azərbaycan Kültür Evi xətti ilə Azərbaycana gələn dostlarımız Şamaxıda ölməz Mirzə Əkbər Sabir'in mezarı başındadılar. Hər kəs üçün qürurlu bir an, yəni Sabir'i burada ziyarət etmədən Şamaxını tərk etmək olmazdı. Ruhu şad olsun, hər zaman təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün türk dünyası üçün ölməz satirik şiirlər nümunəsi qoyan şairimiz Mirzə Əkbər Sabir bax bu məkanda uyur. Necə ki, öz ənənəsinə sadiq qalaraq hər zaman şairəm çünki vəzifəm budur, əşar yazım, gördüyüm niküvədi, eyləyəm izhar yazım. Sabir gerçəkdən gördüklərini hər zaman yazan, gerçəyi yazan, düzü düz, əyrini əyri yazan şairdir. Bir daha onu rəhmətlə anırıq. Evet, bugün burada Azərbaycanın və zannınca benim kanaatimə görə Türk dünyasının ən keskin hiciv şairi olaraq diyebileceğimiz satirik bir şair olarak bildiğimiz Mirzə Ələkbər Sabir'in kabri başındayız. Madem biz Türk dünyası ile bütünleşmeden yanayız, arzuluyoruz, o kültürün harmonisini istiyoruz, Mirzə Ələkbər Sabir'siz o olmaz. Ve çağının ve devrinin en keskin eleştirel şairidir. Ama çok ilginçtir. O gün yazdığı şiirlerin tamamı bugün kelimesini oynatamazsınız. Bugüne de uygun, çok net olarak bugünü de anlatıyor. Ve bir de İş Bankası yayınlarından çıktı. Mirzə Ələkbər Sabir'in seçme şiirleri diye. Şimdi o seçme şiirleri de Mirzə Ələkbər Sabir hayatı boyunca şiir kitabı basılmamıştır. Parasızdır, imkansızdır. Ölümünden sonra bir kampanya yapılır ve bunun şiirlerini bastırmak için bir de heykelini yapmak için bir kampanya yapılır. O kampanyadan toplanan paralarla basılır. Hatta o seçme şiirlerinin hikayesi de İş Bankası yayınlarından yayınlanan o seçme şiirlerinin de çok ilginç bir hikayesi var. Babasının şiirlerini bastırmak için kızı ziynetini hazırlar. Babası ölmeden önce işte o satarak o kitabı bastırmak ister. Fakat bir hesap yaparlar. O ziynet bir kısmını bastırabiliyor. O yüzden seçerler. En kaliteli, en güzel şiirlerini seçerler. Seçme şiirler diye o kitabı bastırırlar. Ama vefat eder, o şiirlerin baskısını göremez. Böyle bir hikayesi vardır. Yani gerçekten bununla ilgili biz İstanbul Azerbaycan Kültür Evi olarak İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde Mirzə Ələkbər Sabir ile ilgili konferans yaptık. Tabii Türkiye'de bir de Mirzə Ələkbər Sabir'in bir tek şiiri üzerinde olumsuz ve yanlış tanımışlar. Yani dine karşı din düşmanı bir insan değil. Asla insan hakkına, hukukuna saygılıdır her zaman. Fakat toplumun değerlerindeki o örselenmişliğe, toplumun işte çarpık yapılanmasına karşı bir savaş açmıştır. Mesela Batı taklitçiliğidir, Rus perestliktir, Fars perestliktir. Bu anlayışlara karşı savaşmıştır, evet. Halkta işçi kesiminin ayak altında ezilmesine savaş açmıştır. Ki şöyle bir dizesi var, sen de özünü adamdan mı sanırsın? Af ehli. Fehle dediği işçidir. Yani orada istihzayla işçinin horlandığını, değerinin olmadığını, oysa o işçinin omuzlarında toplumun değerlerinin yükseldiğini anlatmaya çalışmıştır. Şimdi burada hatta bizim o konferansımızda dediler ki hocam işte Mirzə Ələkbər Sabir Türkiye'de tanındığı şiir Gorkuram şiiridir ve ondan dolayı bu şiirin
üzerinden Türkiye'de sevilmiyor. Oysa Mirza Ekber Sabir'i yanlış tanıtmak da ayrı bir hatadır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi dinin karşısında değildi. Dini istismar edenlerin karşısındaydı. Dini kullananların karşısındaydı. Ve o yüzden de o Korkuram şiiri vardır. Bir dizesi şöyle. Cin görürem Korkuram, şeytan görürem Korkuram. Harda bir Müslüman görürem Korkuram diyor. Ancak tırnak arası. Ölünceye kadar da ibadetinden kalmamış bir adam. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Şad olsun. Mekanı cennet olsun. Bir şey ilave etmek istiyorum sözümüzün üzerine. Bu Türkiye'de tanınan şiirinin iki tane ses sanatçısı besteledi. Şimdi ismini çıkaramıyorum birincisinin. Katkıda bulunan da Ekrem Ataer'dir. Doğrudur. Ekrem Ataer bu şiirini besteledi ve bize kendi korosunda öğretti. Burhan soyadını unuttum. Karaçam mıydı? Neydi? O besteleyenlerden bir tanesi de başka birisiydi. O besteleyen Türkiye çapında biraz çağdaş müzik çerçevesinde besteledi. Tabii. Bir tanesi de beslemiş. Yani o saz eşliğinde beslemişler. Yani Sabir Türkiye'de sahnelerde okundu. İçiniz rahat etsin. Bizim arzumuz Türk edebiyatı denildiği zaman Sabir'in de o Türk edebiyatı içerisinde okutulmasıdır. Ve bununla İnşallah ilgili yok. Hatta düşüncemiz Milli Eğitim Bakanlığı komisyonuna müracaat edelim ki yani sadece Sabir değil. Neden bir Olcay Süleymanov olmasın? Neden Cengiz Aytmatov olmasın? Türk edebiyatı diyoruz genel bir kapsam. Evet, evet. Ders kitaplarında kısa kısa vardı. 10 sene önce kaldırıldı. Kaldırıldıysa işte onların yeniden hayata geçirilmesi gerekiyor. Çok özür dilerim. Evet. Cin görünce korkmuyorum. Başka? Cin görürem korkmuram. Şeytan görürem korkmuram. Hatta kullu biyaban görürem korkmuram. Harda bir Müslüman görürem korkmuram. En sondakini en doğru söylemiştim. En sondakini en doğru söylemiştim. Fagalılar vetenim, nece sevmeyim seni. Fagalılar vetenim, dağı daşın kemenim. Şehir dolu hezine, sen etine sözüne. Dağı daşın kemenim, şehir dolu hezine. Sen etine sözüne, mehri sanmışam ahı. Heyran olmuşam ahı, güvet almışam ahı. Şamakı ya Şamakı, mehri sanmışam ahı. Heyran olmuşam ahı, güvet almışam ahı. Şamakı ya Şamakı. Tam 100 yıl önce bu mekanda Kafkas İslam Ordusu'nun askerleri öz soydaşlarının, öz kardeş ve bacılarının köməyinə gələrək Nuru Paşa önderliğində, Xəlil Paşa önderliğində, Mürsəl Paşa önderliğində bak bu torpaqlarda savaş vermişler ve 1130 şehit vermişler. İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin Bakıya gələn, Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhərlərinə gələn nümayəndə heyəti son Şamaxının çıxışında məhz bu şəhidliyə gələrək onlara bir saygı duruşu həyata keçirirlər. Gəlin birlikdə soydaş izləyicilər olaraq biz də bu abidəni ziyarət edək, onlara qoşulaq. Bu Türk mezarlığı Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'a girişinden sonra 3. Cephe Savaşı'nı verdiği yerdir. Ve bu 3. Cephe Savaşı'nda
şehit olanları burada defnetmişler. Yollarına devam etmişler. Ruhları şad olsun. İnşallah bu bayraklar her ikisi de bu topraklarda kardeş kardeşe, koyun koyuna dalgalanacaktır. Amin. İnşallah biz bura Azerbaycan ve Türkiye bayrakları da yanaşıyor. Biz de Türkmen eli bayrağını getirdik. İnşallah. Irak'ta bizden biraz uzak düşen soydaşlarımızın her zaman yanındayız. Kerkük'te yaşayan, Telafer'de yaşayan, Tuzkurmatu'da yaşayan, Erbil'de yaşayan soydaşlarımız özlerini tenha hissetmesinden her zaman onların yanındayız. Ve buna göre İstanbul'dan gelen, Türkiye'den, Anadolu'dan gelen soydaşlarımıza da buna göre teşekkür ederiz. İnşallah. İnşallah. Tabii bayrakları da bayrakları bayrak yapan üstündeki kan. Toprak dönem varsa bakmak. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Evet, Türkiye'den abi, Azerbaycan'a geldik. Bugün kardeş vatan Azerbaycan'da şehit düşen ve kardeşlerine yardım için burada çarpışıp şehit düşen askerlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz.